Değerli izleyenler, pide fiyatını aktardık. Eminönü Çarşı'daki son durum ekranlarınıza geldi. Hani iftariyelik deriz ya, böyle işte peynir, zeytin, işte reçel, onlarda da bu sene vatandaş bir hayli zorlanacak gibi görünüyor. Bir diğer mesele ana yemeğe geldiğimizde. Şimdi Ramazan ayı içerisinde her zamankinden biraz daha fazla et tüketimi olur. Daha çok konu komşu misafir ağırlarız. Orada da insan her zaman tabii en güzel yemeği çıkarmaya çalışır. Et fiyatlarındaki yükselişte zaten malumunuz. Kıyma fiyatları 300 liraya dayanmış durumda. Bu Ramazan'da acaba zam gelir mi endişesi vardı? Anladığımız kadarıyla bir fiyat sabitleme politikası güdülecek Ramazan ayı için. Kırmızı ette fiyat sabitlenecek. Kıyma 190, kuşbaşı 210 liradan satılacak. İstanbul özelinde yerel perakendecilere, vatandaşlarımıza daha Ramazan boyunca avantajlı et ulaştırmak için çabalar içerisine girdik. Bünyesinde 44 üye ve 2140 mağaza bulunan İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği et fiyatları için çalışma başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı'yla Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle görüştü. Görüşmeler sonucunda et fiyatlarının Ramazan ayında sabitlenmesine karar verildi. Ramazan boyunca, Ramazan'ın birinden başlamak itibariyle kıymalık etimizin fiyatını bugün piyasalarda 260'lar, 270, 280 civarlarında olan kıymalık etimizin fiyatını 190 TL'den 300 liraya doğru giden 260, 270, 280 civarı satılan kuşbaşı etimizin fiyatını da 210 TL'den sabitleme kararı aldık. Perder Başkanı Faruk Güzeldere alınan kararla spekülatif artışların da önüne geçilmesini istediklerini belirtti. Aynı zamanda da bu spekülatif artışların bu hamlelerle beraber de bertaraf edilmesini bekliyoruz açıkçası. Karardan vatandaşlar da memnun. Düşüp sabitlenirse daha vatandaş da rahatlar yani. Hani gittiği zaman, gideceği zaman ne alacağını, ne ödeyeceğini bilir. Yani sabitlenmesi daha iyi olur yani. Bütçemiz yani iş etmiyor. Kalabalık aileyiz. Değerli izleyenler, Ramazan'a sayılı günler kaldı, bu hafta içerisinde başlıyoruz inşallah. Şimdi pide fiyatları da merak ediliyordu. Türkiye Fırıncılar Odası'ndan açıklama geldi. 2023 yılı için pide fiyatı 10 lira olarak açıklandı. Geçen yıl azami Türkiye'de uygulanan pide fiyatının 300 gramının 6 lira olduğunu, yani kilogram fiyatının 20 lira olduğunu görüyoruz. Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyata bakacak olursak 300 gramı 10 lira olarak uygulanacak. Bunun da kilogram fiyatı 33 liraya denk geliyor. Yani geçen seneyle bu sene pide arasında yaklaşık %60-%62 bir fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor. Bunu da takdir edersiniz ki geçen sene pidelik un 265 lirayken bu sene pidelik unun fiyatı 550-600 lira civarında olmuş oluyor. Geçen sene susam 33 lirayken bu sene susam 60 lira, yaklaşık %100 bir artış varken, işçilik geçen sene 7-8 bin lirayken yani 4. ayda, 2022'nin 4. ayında, bu sene bu rakam 15 bin ve üzeri seyretmektedir. Dolayısıyla gelen farklara baktığımızda ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu enflasyon oranlarına baktığımızda geçen sene oranla pidenin her zaman en makul seviyede vatandaşımıza ulaşması konusunda bu sene de gerekli fedakarlığı yaptığımızı söyleyebiliriz.